Milli Silahlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA sistemi, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı olarak yeni bir rekora imza attı. Türk Savunma Sanayi Şirketi Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 2015 yılında silahlandırılan insansız hava aracı halen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA sistemi olan Bayraktar TB2'ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bayraktar TB2 SİHA'lar ile ihracat sözleşmesi imzalayan ülke sayısı 13'e ulaştı. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, önümüzdeki yıl Polonya semalarında da uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak. Geçtiğimiz yıl Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012 yılında gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık İHA sistemi ihracatıyla savunma sanayi gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Baykar 2021'de de gelirlerinin %80'den fazlasını yine ihracattan elde etti. Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülke ile de görüşmeler devam ediyor. Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyada rekor sayılacak düzeyde %93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde üretiliyor.